Bir Ramazan sofrasına hoş geldiniz. Ramazan çorbası. Malzemeler: 1 su bardağı yeşil mercimek, yarım çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 litre kemik suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kuru nane, kırmızı toz biber. Tarifimizde ilk olarak siyah suyunu almak için yeşil mercimekleri haşlayarak başlıyoruz. Bulgur ve pirinci karıştırma kabına alıp güzelce yıkayıp süzüyoruz. 1 adet kuru soğanı yemeklik doğruyoruz. 2 diş sarımsağı incecik kıyıyoruz. Tencereye zeytinyağı ilave edip ilk olarak soğanı 1 çay kaşığı tuz ile soteleyip üzerine sarımsak ve salçayı ilave edip salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Haşlanan yeşil mercimekleri süzüp soğanlı karışımın üzerine sırasıyla yeşil mercimek, bulgur ve pirinci de ilave edip 1-2 dakika kavuruyoruz. Tuz ve baharatları ilave edip kemik suyunu da ekledikten sonra tüm malzemeler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. Sos için sos tavasına zeytinyağı ve tereyağı ilave edip baharatların hafif kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Çorbamız piştikten sonra tenceremize hazır olan sosumuzu ilave ediyoruz. Çorbamız servis için hazırdır. Afiyet olsun. Pazı sarma. Malzemeler: 4-5 bağ pazı, 500 gram dana döş kıyma, 1/2 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Pazı sarmasının iç harcı için ilk olarak pirincimi kaynar su ile ıslatıp alıyorum. Pazı yapraklarını kaynar suda haşlayıp soğuması için soğuk suya alıp akabinde tel süzgece aktarıyorum. Pazı sarmanın iç harcı için karıştırma kabına ilk olarak soğan ve sarımsak rendeliyorum. Üzerine kıyma, salça, ıslattığımız pirinç, 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ve baharatları da ilave edip güzelce yoğuruyorum. Haşlanan pazı yapraklarının damarlarını ince bir bıçak yardımıyla çıkartıyorum. Yapraklara iç harcından ilave edip istediğim kalınlıkta sarıyorum. Tencerenin dibine pazı yapraklarının saplarını ekleyip üzerine de sardığım pazı sarmaları ilave ediyorum. Pazı sarmanın sosu için sos tavasına zeytinyağı ilave edip biber ve domates salçasını kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Pazı sarmasının üzerine hazırladığım salçalı sosu, domates rendesi, tuz ve ince dilimlediğim sarımsakları ilave edip son olarak et suyu da ekleyip pişmeye bırakıyorum. Pazı sarma pişme süresini tamamladıktan sonra temiz bir mutfak örtüsüne sarıp en az 2 saat dinlendiriyorum. Dinlenen pazı sarmasını servis tabağına alıyorum. Yanına yoğurt ve acılı biber sos ilave ediyorum. Afiyet olsun. Kayısılı üzüm hoşafı. Malzemeler: 1 su bardağı kuru kayısı, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 adet limon kabuğu rendesi ve suyu, 1 adet portakal kabuğu rendesi ve suyu, 1 su bardağı şeker, 2 litre su, 1 tutam taze nane, 2-3 adet çubuk tarçın, 3-4 adet
karanfil. Tenceremize ilk olarak şeker, portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi, kuru üzüm, kuru kayısı, tarçın, karanfil ve suyu alıp bir taşım kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyu ve portakal suyunu ilave edip tekrar kaynatıyoruz. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra bir tutam taze nane ilave edip soğumaya bırakıyoruz. Hoşafımız soğuduktan sonra tel süzgeçle taneleri ve suyu ayırıyoruz. Taneleri de kullanmak adına hem sürahimize hem de servis bardaklarına tanelerinden ve akabinde hoşafımızdan ilave edip biraz taze nane ve limon ile servis yapıyoruz. Afiyet olsun.